Gençler selam, ben Buğra Başkan. Her seferin 4 Battle for Bosporus, benim verdiğim ismiyle Türkiye DLC erken erişim videosuna hoş geldiniz diyorum. Malum DLC'nin çıkması da sadece 1-2 gün kaldı. Çok merak ediyorsunuz, YouTube yorum sekmesinde, Twitch chatinde, Discord'da bunu çok açık bir şekilde görüyoruz. Artık bu merakı bir giderelim. Paradox'a da buradan aynı zamanda teşekkür edelim. Normalinden bir gün önce yani 13 Ekim'de bu videoyu yayınlamamıza izin verdiler. Sağ olsun Paradox. Thank you Paradox diyerekten. Şimdi çok minnak bir duyuru yapacağım gençler. Onun sonrasında olaya kafadan giriş yapacağım. Dün bir video yayınladım. Ve bu yayınladığım videoda tam 25 tane bu DLC'den hediye edeceğimi söyledim. Tam 25 tane bu DLC'den hediye edilecek. Bütün detayları o videoda, tekrar da o detayların üzerinden geçip vakit kaybetmeyeceğim. Çünkü süre sınırlaması durumum var. 13 Ekim kuralları diyorum ben buna. Videonun linkini başa tutturulmuş yoruma ve video açıklamasına koyacağım. İzleyin. Bütün detayları orada bak. 25 tane bu DLC'den vereceğim. Başkan izlemeyi üşenirim dersen okey, sıkıntı yok. Zaten çekilişe katılmak için Discord'a gelmen gerekiyor. En kötü bir alttaki linke tıkla, Discord'a katıl. Oradan arkadaşlarınıza sorarsınız. Biz de cevaplarız. Okey. Vakit kaybetmek yok. Başlıyoruz. Bu arada şu dayıyı çok sevdim. Gelen herhalde bunlar Alman uçakları. Onlara fena derecede atarlanıyor. Skibin memleketinde şekil yapıyoruz hesabı. Bu da Yavuz Sırtlısı. Güzel ya. Ya şuradan bile güzel. Müziklerini duydunuz ama inanamayacaksınız. Single player'den girelim. New game diyelim. 36'yı seçelim. Tamamdır. Şuranın üzerinden ben çok kısa bir şekilde geçmek istiyorum. Burada farklı farklı modifier'lar var. Bir de işte belli başlı bir iki modif fokusu göstermiş. Hızlıca geçeceğim buraları. Oyun içine göstereceğiz zaten. 3 tane. Burada ana modifierle başlıyor Türkiye. Bunlardan birincisi, şimdi gençler devlet Osmanlı'dan Türkiye'ye geçiş yapmış. Yani işte padişahlık rejiminin yerine işte demokratik cumhuriyet vesaire sistemi gelmiş. Haliyle yeni yeni oturuyor bürokratik durumlar. Bununla ilgili işte bazı penaltılar var. Bununla ilgili bir modifier. Bu ikinci modifier ise Kurtuluş Savaşı'nın, evet biz çok güzel bir şekilde galip geldik. Muazzam bir zafer kazandık. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, ama ordumuz da oldukça hırpalandı. Bununla ilgili bir modifier. Öte yandan Debt Council, borç konseyi diye geçiyor. Bu da gençler, bilirsiniz biz Osmanlı'dan kalan borçları Türkiye Cumhuriyeti olarak ödedik. Bununla ilgili bir modifier. Bunların hepsi kaldırılabiliyor. Ama farklı farklı yöntemlerle kaldırılıyor. Yani bazılarını fokuslardan yapıyorsunuz, bazılarını decision'dan yapıyorsunuz. Bazıları ise decision'lar üzerine resmen savaş veriyorsunuz. Öyle söyleyeyim, zaten birazdan göreceksiniz. Burada da bir iki tane fokustan bahsetmiş. Hızlıca geçeyim, oyun içerisinde gösteririz bunları. Osmanlı'yı kurma, Atatürk'ün devleti ilerletmek istediği yönden devam etme ve işte sonrasında Balkan Paktı'nı kurma gibi. Bunun dışında işte Turan, işte komünist vesaire, bunlar da var. Zaten fokus üzerinden göreceksiniz ya, o şeye girdiğimizde. Select Country diyelim biz bile. Şunu kontrol edeyim de bir sıkıntı olmasın. Reset. Ayarlar regular'da şu anda. Tamamıyla regular'da. Ayarları da orta seviyede tutuyoruz. Yani elit de değil, civilian da değil. Orta seviyeye aldık ayarlarımızı. Hiçbir mod çalıştırmıyorum. Komple vanilla. Hani moddan gelen bir özelliği, DLC'nin özelliği zannetmenizi istemiyorum. O yüzden hadi bakalım başlayalım. Ve evet, Türkiye karşımızda. Şu fabrikalarımızda bir silah olayımız şey yapalım. Babacım bu uçağı kaldır. Bizim bu uçakla uğraşacak halimiz yok. Şimdi ben ilk dikkatimi çeken şeyi bir söylemek istiyorum. Bakın bunların üzerine geldiğimiz zaman böyle videolar falan çıkıyor gençler. Oyunda bilgisi az olan, bu konular hakkında tecrübe edinmek isteyen arkadaşlar için böyle bir şey eklemişler. Ben bu özelliğin DLC ile geleceğini düşünmüyorum. Çok büyük ihtimalle bedava patch olarak gelecektir diye tahmin ediyorum. Bunlar böyle her şeyde var. Bana gösterme, don't show again derseniz bir daha size çıkmıyor. Hatta şurada bile çıkıyor. Yani oyunla ilgili problemi olanlar, ufak tefek şeyler öğrenmek isteyenler için güzel beklenti olmuş. Dediğim gibi şahsi fikrim, bence bu bedava olarak bütün orijinal HoYDOR'da olanlara gelir. Şimdi Focus Tree'den girişelim. Az önce zaten bunları bahsettim. Atatürk başta inanılmaz özellikleri var. Bunu zaten Paradox'un yaptığı Twitch yayınlarında ve dev dairelerde görmüştük ya. Şuna bakar mısın arkadaş, yani bu nedir ya? Muazzam stability 30, political advisor cost -30. Ya inanılmaz. Hani bize pahalıya mal olacak olan her şeylerde ucuzlatıyor, stability'yi de 30 veriyor. Muazzam. Paşam. Sağ da bu yakışırdı. Senin kadar muhteşem bir lidere diyelim. Fokuslardan bir giriş yapalım. Montre ile başlayacağız. Montre ile başlayacağız. Bizim fokusumuz bu şekilde başlıyor. Türkiye'nin fokus türü ise tam olarak bu kadar. Oldukça farklı bir fokus türü var karşımızda. Zaten bunu belirtmişlerdi ama artık ben iyice detayına gireceğim.
Yani gençler biliyorsunuz diğer ülkelerde daha çok şu tarz bir durum var. Hani non-aligned solsa yani bir demokratik çok fazla böyle bir şey aralarda alanlara gidemiyorsunuz. Lakin Türkiye'de gençler öyle seçenekler var ki şuralarda. Biraz sola yaklaşayım, hop sağa yaklaşayım. Hani işte Alman'dan tank koparayım, Sovyet'ten kendimi güvenli alayım. Yani teknik olarak biliyorsunuz biz 2. Dünya Savaşı esnasında çok güzel hamleler yaptık. El ise merhaba dedik, Alman'a selam dedik, Sovyet'e kanka dedik ama savaşa da girip kendimizi telef etmedik. Avrupa devletlerinin birbirini öldürmesini izledik ki bence çok da akıllıcaydı. Hani girilecek bir savaş değil. Bunu yansıtmışlar. O yüzden çok enteresan bir fokus türü var karşımızda diyebilirim. Teker teker yaptıkça bunları göstereceğim. Diğerlerini de elimden gelince size izah edeceğim. Şimdi Montreux ile başlıyorum. Çünkü bir yandan da size mevzu göstermem lazım dediğim gibi. 13 Ekim'de video çektiğim için benim bir tık süre sıkıntı, süre sınırlama durumum da var. Onu da çok fazla zorlamak istemiyorum. Onu da merak edenleriniz var. Biliyorum başka millet 14'te sen niye 13'te? Özel izin dahilinde. Okey? Bu yani kaçak köşek bir işimiz kesinlikle yoktur. Şimdi fabrika basacağız ama bak bu fabrika olayı ile ilgili önce şunu söylemem lazım. Yine dev dairelerde Twitch yayınlarında Paradox'un yaptığı Twitch yayınlarını görmüştük ama gençler memleketin her yerine fabrika yaparken her yere eşit şekilde fabrika yapılmıyor. Niye derseniz şöyle bir durum var. Yani hani az önce bahsettim ya ülke yeni kurulmuş tam olarak sistem yeni yeni oturuyor. Haliyle memleketin her bölgesi biri eşit değil. Genellikle batı bölgelerinde laik sistem, cumhuriyet sistemi daha kolay kabul görmüş durumda. Bu yüzden batı bölgelerine yaptığınız yatırımlarda şu tarz bir Kemalist loyalty yani Atatürk sevdalısı, laiklik taraftarları diyebiliriz buna. Bu tarz bir modifier var ve gençler bu hem daha fazla popülasyonun askere katılması sağlıyor hem de burada yaptığınız herhangi bir inşaatın daha hızlı olması sebebiyet veriyor. Bu yüzden şu political decision'lar üzerinden gerekli işlemleri yapıp memleketin geri kalanına düzen getirene kadar ben sürekli olarak batıya fabrika yapıyor olacağım. Aksi takdirde fabrika sayılarımın az olduğunu görürsünüz. Gerçi hoş zaten normal vanillaya göre az fabrika bastığımı düşünenleriniz olabilir. Gençler artık öyle eskisi gibi kafa göz oynamak yok. Ya, o devirler bitti. Alayım Türkiye'yle 30, 40, 50. Yok, yok. Göreceksin, göreceksin. Bir tık bir nörf var yani. Avantajımız olan yerler de var, dezavantajımız olan yerler de var. Şunu da atalım, gitsin. Boşta olan askerler. Heh. Ya şunları bir yapayım, şunları bir dinleteyim size. Emredersiniz. Toparlanın. Emriniz var mı? Burayı dinle. Burayı dinle. Hazırım efendim. Bu arada şu en çok tartışılan muhabbeti de bir aradan hani çıkaralım. Gençler bizde deve yok. O gösterdikleri deve neydi biliyor musunuz? Eğer Orta Doğu'dan toprak alırsa bir devlet, İngiltere olsun, Fransa olsun, Irak olsun o zaman çıkıyor. Çok taktınız çünkü ona. Onu da söylemek istedim. Ya bildiğin zırhlı tüveri, süvari tümenlerimiz falan var. Evet, şuradan bir önce Montreux'u yapıyoruz. Sovyetlerle bir mevzu çıkma ihtimali var. Bu sebepten dolayı Emirleriniz. ben buraya orduyu dizeceğim. Hani girer girmez ben bilemem. Kendimi garantiye alayım. Sadece Gitmeye hazır. gel gitmeye hazırsın. Tamam tankı almayacağım. Hazırım. Tankı bu tarafa çekeceğiz çünkü. Emirlerinizi bekliyorum. Emirlerimi bekliyorsun. Çok güzel. Şuradaki elemanları da al. Sovyet sınırını askeri yiyorum Harekete abi şu hazırım. anda. Resmen yiyorum Sovyet sınırını askeri. Gitmeye Yani hazır. herhangi bir aksiyon yapmaya çalışırsa bana. Bilmiyorum çünkü yapar Beni mı. dikkatle Düşük dinleyin. bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Dikkatle dinliyoruz seni. Tamamdır. Türkçe konuşunca Emirlerinizi bekliyorum. Biraz garip oldu gençler. Bunlar da Suriye sınırına. Realistik olsun yapıyorum. Şimdi tek tek bunları general atacağım. Generalleri görün diye bu şekilde Toparlanın. atıyorum. Sen de gel. Baş üstüne efendim. Sen de. Hatta Hazırım şöyle komutanım. yapalım. Ha, bunların hepsi burada. Tamam çok güzel. O zaman Baş üstüne efendim. bunları da buraya atalım. Abi sen bu askerleri de buraya ata. Harekete hazırım. Harekete hazırsın. Tamam lan bağırmayın tamam. Alışkın alışkın değil mi bizim askerlerin böyle ses yapmasına. Neyse. Şuradan bir tık ne yapsak şey mi yapsak? Elemanları kıssak mı? Astır bulum gerçi şey voice bölüm şöyle yapalım da yani güzel güzel o sesleri duymak güzel de benim sesin önüne geçmesi sıkıntı olur. Dikkatle dinleyin. Tamam şimdi çok daha iyi oldu şimdi çok daha iyi oldu okey şimdi harika oldum. Evet ordumuzu hazırladık. Hazırım.
Tamam, onlar orada gerekiyor, yerlere giderler. Harekete hazırım. Tankı buraya gönder tankı. Bana kulak verin. Tamam. Şimdi buraya bir adet general atayalım. Açıkçası defansı bir güçlü olan koyarsak Fahrettin Altay'ı koymayacağım. Onu tankın olduğu yere koyacağım. Tank modifier yok ama onu tankın olduğu yere koyacağım. Bu arada generallerin yanında böyle Kemalist Champion, Kemalist Champion vesaire tarzında bazı özellikler göreceksiniz. Bunlar iyi generaller, oldukça güzel generaller. Nedir bu başkan yani bu şey derseniz. Gençler, Focus Tree vesaire üzerinden siz kalkıp da gidip de Atatürk'ün ideallerinin dışına çıkıp Osmanlı falan kurarsanız bu generallere bay bay diyorsunuz. Bu adamlar ben bu işte yer almıyorum diyor. İstifa ediyorlar gibi bir durum var. Haberiniz olsun. Kazım Orba'yı koyalım hadi. Kazım Orba'yı koyalım şimdilik. Emirlerinizi bekliyorum. Emirlerimi bekliyorsun. Toparlanın. Siz de buna Dikkat. dahil olun. Dikkat. Tamam, Fatih. Bana kulak verin. Onu da koyalım. Fahrettin Altay, özür dilerim. Kusura bakmayın. Şuradan devam Hazırım. edelim. Buna ata şimdilik bir şeyler. Gitmeye hazırım. Çok da bir önemi yok açıkçası. Tamamız. Dikkat. Bu zaten şu an için garrison. Onun için doldururuz Hazırım komutanım. biz. Şuraya da Fevzi Çakma atayalım. Gitmeye hazırım. Hatta bonusları da gelsin. Bilmiyorum çıkar mı? Çıkmaması lazım diye düşünüyorum ama biz işimizi garantiye alalım gençler ya. Bilerek buralarda böyle hani vakit kaybettiğimi düşünebilirsiniz. Hayır, bilerek bu şekilde oynuyorum. Ayrıca bilerek baştan başladım çünkü her şeyi görmenizi istiyorum. Normalde beni biliyorsunuz, kafa göz savaşa giren biriyim. Tamamdır. Oyunumuzu açalım artık. Askerlerimiz şeylerimiz yerine gitsin. Emriniz yok mu? Montrö zaten geliyor. Paşam. Büyüksün. Bir şey eksik var diyor. Neymiş eksik? Support equipment da light tank. Üretebiliyorsak hemen onları üretelim. Ha, bu arada bilmeyenler için söyleyelim. Evet, tank divisionı ile başladık gençler. Ben bunu yıllar önce Paradox'u anlatacağım diye Dikkatle inanın bana. dinleyin. Paradox'un forumlarında canım çıkmıştı. Bizim o dönemlerde Sovyetlerden ve Fransa'dan aldığımız tanklarımız var diye. Var. Tank tümenimizin içinde bu şekilde. Güzel geliştirilebilip abartmadan da olsa Türkiye ile güzel tank basabiliyoruz. Silahçımız çok fazla ama. Bir de şunlar var. Bunlar biraz sıkıntı. Ama Atatürk başlarken baya güzel political power geliyor. Daha da gelecek inşallah hayırlısıyla. Şunları düzeltecektik. Pardon. Onu eklemişim zaten. Support equipment'ı da koyalım. Yani şimdilik verelim. Sonradan kapatırız tekrardan. Şimdi bunu yapsak mı? Bunu yaparsak iyice fabrika üretimi hiç gerek yok. Bunu neyse hadi yapalım. Yapalım kapatırım. Aynen. Sovyet'ten al. Gemime mi uğraştırma beni. Sovyet'ten al. Kara sınırından gelsin. Bilerek önce sivil basıyorum gençler. Çünkü sivil ve militeri dengesinin ucunu kaçırırsanız hiçbir şey inşa edemeyecek hale geliyorsunuz. Evet, Doğu sorunu olayı var. Cumhuriyet'in ilk yıllarında bu tarz bir problem vardı. Onunla ilgili olarak gereken modifier şeyler çıkıyor. Şunu hemen Military Governor'a çekiyorum. Durdurabildiği kadar durdursun. Olmadı. Intelligence Agency kasar. Oradan gideriz. Hatta onu da yapalım. Onu da yapalım. Onu da yapalım. Onu da yapalım. Direkt ajan koyarız. Alabiliyoruz. Buralar core durumunda değil ama core yapabiliyoruz buralarımızı. Buraları core yapabiliyoruz. Evet, decisionlar. Evet, şimdi bir dakika. Montrö geldim. Almanya Binland'ı militarize etmiş. Tamam, şimdi Montrö geldim. İngiltere bizi destekledi. Yani biz dedik ki arkadaş, Boğazlar'da bizim kontrolümüzde ama asker koyamıyoruz. Böyle şey olmaz. İngiltere'de ben destekliyorum dedim. Peki Sovyet ne yapacak yani? Sovyet'in bu konudaki politikası ne olacak? Çünkü Stalin'in bu konuda gerçekten çok sert politikaları vardı gençler. Bekle bakalım. Evet, Sovyet hayır, buraları silahlandıramazsın dedim. İki tane seçeneğimiz var. Tamam Sovyetçim, aramız kötü olmasın. Sen istediğin gibi Boğazlardan geç ama Boğazlarda da askeri olarak benim kontrolüm olsun diyebiliriz. Ya da hayır deyip tarihsel olarak gidip hiç kusura bakmayın, öyle kafanıza göre gemi geçiremezsiniz. Ben bunu diyeceğim. Eksi 5 stability diyeceğim. Bakalım ne olacak. Hiç kusura bakma Sovyet. İngilizler bizi sattı. Ben kusura bakma Sovyet'e atar gider yapıyorsun. Senin saçma sapan çıkarsa saçma sapan savaşın içerisinde yer almam dedi. Standart İngiliz abi ya. Standart İngiliz. Ne bekliyorsun ki? Biz de şunu diyoruz. Hiçbir şey değişmedi. Biz Gain War Support kazanıyor da
Biz ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bunu seçiyoruz. Hadi bakayım Sovyet. Buyur baba. Hadi gel. Öyleyse öyle savaş atarız. Sovyetler Birliği geri adım attı. 120 political power kazandık ve stabilitemiz tekrardan artı 15. Ve bu kadardır. Şey, demilitarize muhabbeti sona ermiştir gençler. Vatana millete hayırlı olsun diyelim. Harekete hazırım. Buradan şu tankı bu arkadaşa ver. Bunu da ver. Hazırım komutanım. Tamam, hazırsın, anladık. Bildiğim kadarıyla bakayım bir saniye gençler. Kazım Orbay. Omurtak Bulgaristan sınırında yer alan komutanımız Salih Omurtak'tı bildiğim kadarıyla. Yanlışım varsa yine düzeltirsiniz. Evet, şimdi Focus 3'de gençler benim çok enteresan bir şey yaptığımı göreceksiniz. Bu arada ben bu tarafa gitmeyeceğim. Çünkü bu taraf bir nevi artık Osmanlı'ya gitme durumu olabiliyor. Farklı. Ben biraz daha hani Atatürk'ün izinden gidip sonrasında neler yapabiliriz bunu göstereceğim. O yüzden devletçilik üzerine gidiyorum. Etatizm. Burayı dinle. Burayı dinle. Dinliyoruz seni. Evet beyler siz İtalya, Etiyopya kapıcı etti. Bunda bir şey yok. Araştırmalarımız geliyor. Bunu yap. Bu önemli. Evet, political power'lar birikmiş. Buna yapacak bir şey yok. Şimdi devletin içerisinde gençler sadece şey yok. Nedir o? Yani sadece doğuda sorun yok. Aynı zamanda işte bir muhafazakar laik çekişmesi durumu da söz konusu. O yüzden burada biraz daha yeni devleti, yeni cumhuriyetin değerlerini anlatma tarzında bir decision kullanacağız. Bu tarz mevzuları sürekli olarak yapacağız. Yani devletin sadece biz bu Türkiye DLC ile birlikte gençler sadece artık böyle fokuslar yapıp asker basmıyoruz. Aynı zamanda ciddi ciddi political yani bu eventler ve decisionlar üzerinden gerçek manada devletin yönetimine birebir dahil olabiliyoruz diyebilirim. Yani ben hiçbir hoydört ülkesinde bu oyunda devletin iç işleriyle bu kadar çok uğraştığımız başka bir ülke görmedim. O yüzden evet bir iç işleriyle ilgili bir gerekli kararı verelim. Bu arada emniyet hizmetleri geldi. Birazdan şeyimiz gelecektir. Hala PP'miz var. Bundan kullanırız. Şu an için ha çok güzel. Şimdi Atatürk başta olduğu için şeyler ministerler ucuzdu. Şöyle yapalım. Silent workers koyalım çünkü gerçekten political power'a inanılmaz ihtiyacımız var. Hani Twitch yayınlarında falan Paradox'un yapımcıları bunu söylemişti. Bu arada deminden beri Twitch yayın diyorum. Benim yaptığım yayınlar değil. Paradox'un yaptığı Twitch yayınlarını birlikte izledik. Onlar demişlerdi political power çok önemli değil. Hayır, political power çok önemli değil. Political power çok 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 ve daha da çok önemli. Hatta o kadar çok önemli ki bence ayarı kaçmış. Onu söyleyeyim. Yani buralara bir balance çekmeleri lazım. Yaparlar diye düşünüyorum. Olmasa da modlarız gençler. Sıkıntısı yok. Evet. Koyalım. Burada sorun var. Bu sorunu bu şekilde bertaraf ederiz diye düşünüyorum. Tamamdır. Tanklarda hadi madem üretiyoruz. Hadi 36 tankı diyelim bari buna da en başta üretirken temiz üretilsin. Çıkacak. Bunları yapacak bir şey yok. Bir şey olmuyor gençler, merak etmeyin, tutuyorsunuz çok rahat. Ha bu arada madem PP vesaire biriktiriyoruz. Şimdi gençler siz fragmanda bir şarkı duydunuz. Hepinize çok hoşunuza gitti. Ama aslında o fragmanda duyduğunuz iki tane şarkının karışımıydı. Özellikle iki numaralı şarkı yani fragmanın ikinci kısmından sonra böyle ortalarından sonra çalan şarkı çok daha güzeldi. Ben izniniz olursa size o şarkıyı çalmak istiyorum. Çünkü ilk duyduğumda inanılmaz derecede sevdim. Eminim siz de çok seveceksiniz. Ben oyunumu oynamaya devam edeceğim ama sadece o müziği sizlere çalmak istiyorum gençler. Çünkü dinlemeniz lazım. Bakın bu şeyi. Fragmanın ilk parçası. Denk geldi o da. Fragmanın ilk parçası çalan müzik. Neydi bakayım onun ismi? Hemen şuradan bulalım. End of War. Bu. Bir dinleyin. Osmanlı Cumhuriyet ezgisi böyle karışımı muazzam. Muazzam. Dinle. Bir tık açayım. Atatürk'ün izinden gidiyoruz.
Harika ya. Harika. Bunu yapmak lazım. Evet, Peace at home. Yurtta barış. Buradan gidiyoruz. Düşüyor. Bu yoldan ilerleyeceğiz. Ajandan dolayı mı oluyor bu ya? Tamam, kapatmaya başladım. Bunlara karşı operasyonlar da yapabiliyoruz. Ya da anlaşma vesaire yoluna da gidebiliyoruz. Bize yani sıkıntı yapmayı bırakıyorlar. Herhangi bir şekilde kopma durumu söz konusu değil. Şarkı da böyleydi gençler. Şimdilik artık tekrardan kısıyorum. Demin çok konuşamadım çünkü şarkıyı dinlemenizi istiyordum. Gerçekten muazzam bir şarkıydı. Elimden geldiğince böyle bir konuşup bir sustum. Bizim birlikler hazırlanıyor. Yeni fabrikalarımız geliyor bu arada. Hepsini buraya koy, hepsini buraya koy, hepsini buraya koy. Bakın sürekli olarak bir açık var. Eğer arada sivil basmazsak gençler. Heh, bir de evet, böyle bir yaralanma olur ama bunu toparlıyoruz gençler. Bu sıkıntı değil yani, bu bitirmiyor. Belimizi bükmüyor, öyle söyleyeyim. Şöyle yapalım. Çekimimizin ayarlarını normale alalım. Müzik için yapmıştık çünkü bunu. Kapat müziği de. Geri kalan şarkıları zaten dinlersiniz. Twitch'te farm da açarız eğer çok merak edeniniz varsa. Tamam, bunun üzerinden devam et. Burada sanırsam hata ettik.
Bu kadar bu kadar coşmuyorlardı. Evet, Military Governor koymasam daha iyi. Yani lan Military Governor koymadım da daha iyiydi bunlar. Biraz fazla mevzu çıktı doğuda. Bir tık daha rahat oluyordu ama sıkıntı yok. Dediğim gibi halledilebiliyor. Evet, 5 yıllık plan. Bunu yapıyoruz gençler. Bu arada ne olduğunu da göstereyim. Construction speed arttırıyor. Bu da altyapı yaptık. Az önce de Barış şehrine gittik. Burada Sabahat Paktı var. Geleceğimiz Hatay. Buralarından devam edeceğiz ama şunları yapamayabilirim. Yani şimdi şunu diyeceksiniz ya, başkan nasıl Hatay'ı yapamıyorsun? Gençler, ben bu seride, ilk Türkiye serisinde Balkan Paktı'na gitmeyi planlıyorum. Haliyle yani inanın bana raşlamam gerekiyor. Yetmiyor. Gerçekten yetmiyor. Yani şuralara falan geldiğinde normal olarak eğer ben buralarda oyalanırsam, bir de gidip buraları yaparsam, ki aslında yapmam lazım orduyla alakalı, yetişemez. Yani savaş çoktan çıkıyor, alan alıyor, giden gidiyor. Bittin yani. Çünkü buraların hepsi 70 gün 70 gün. O yüzden mecburen Allah ne verdiyse pıt 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 raşlayacağım. Çünkü mecburum bunu yapmaya. Burada bir tık bir düzeltme olabilir aslında. Yani dengelemek için yapmışlar herhalde. Ne diyelim? %120'yi gördük mü toparlarız. Doğudaki problemleri halletmek üzereyiz gençler. Aslında teknik olarak çok bir şey kalmadı. Onu, evet, bunu sivil olarak yaptığımız daha iyi oldu. Enteresan. Resistance'ı bastırma konusunda değişik dinamikler diyelim. Improved Machine Tools 113. Yap yap. Yap. Biz, benim üretime her türlü ihtiyacım var. Bu arada bu bizim borcumuzun olmasının tek bir avantajı, endüstriyel araştırmalar %5 hızlı yaşanıyor. Düşürüyoruz. Ben çok hızlı bir şekilde bunu düşürmek için bu kadar yaptım. Siz ya başkan bu nedir ya, sürekli bununla mı uğraşıyorsun? Hayır. Pıtır pıtır kapatıyorum. Emin ol, pıtır pıtır kapatıyorum. 1.31 bu arada. PP'miz 1.31'e kadar çıktı. Güzel. Bunu da yaptık. Evet. Kemalizmin koruyucularıyızdan devam ediyoruz. Buna alışacaksınız. Emin olun. Halledildi abi. Sen sonra otomatiğe bağlıyorsun. Mesela tık 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 tık. 120 gördüm. Basıp basıp geçiyorum. Ha, bunun farklı farklı yöntemleri de bu arada var. Onları da denedim. Hani direkt olarak karşı operasyonlar, işte ajanları oralara biriktirmeleri vesaire yaparaktan emriniz var mı? daha farklı yöntemler de siz de uygulayabilirsiniz. Piyade tümenimizin içerisine mümkünse support gelmedi. Support artıları olmadı. Emriniz var mı? Bu arada bu birliğin artık bu kadar büyük olmasının Harekete bir hazırım. mantığı yok. Emriniz yok mu? Hiçbir mantığı yok diyebilirim. Hop, bir dakika. Harekete hazırım. Hata ettik. Şöyle yapacağız. Hazırım efendim. Toparladın. Çünkü şey bitti. Hangi birlikte o? Baş üstüne efendim. Bir dakika. Burayı dinle. Ayırmam lazım. Burayı dinle. Dinliyoruz, dinliyoruz. Buraya gel. Efendim. Siz de çalışın. Gitmeye hazır. Emriniz yok mu? Gitmeye hazırım. Artık Fevzi Çakmak'ı buraya alabiliriz. Dikkatle dinleyin. Tamamdır. Kemalizm. Türk ulusu. Hatay işi. Ayrıca bunu yaptığımız zaman Hakkari'deki sorunu da otomatik olarak çözmüş oluyoruz. Ama bunun için şey istiyor. Ya inanç vergisi üzerinden gideceğiz. Şu SSR Future ne veriyor bakayım? Nation Spirit, Legacy of Atatürk. Oo, Political Power ve Stability. Hadi Hatay üstünden gidelim ya.
Yetişmeyecek büyük ihtimalle ama şimdi Hatay'ı da almasam kızacaksınız bana. Başka Hatay'ı almadım. Ben biliyorum sizi. Şu an yarı tarihsel oynuyoruz. Bunu da belirteyim. Tam tarihsel olma durumumuz şu anda söz konusu değil. Yarı tarihsel oynuyoruz. Bu arada sadece Doğu sorunu muhabbeti değil, bir de içeride dedim ya hani devletin hani Anadolu'nun içlerinde Cumhuriyet, demokrasi, laik sistemi alıştı, alışamadı vesaire durumları. Bunlar da onlarla alakalı. Şu an çok şey yapmıyorum çünkü çok aşırı bir mevzu olmuyor. Önce bir de oyu bir halledeyim. Bu arada İspanya her zamanki gibi havaya uçtu. Standart zaten. Standart. Çok standart. Üç parça halinde savaşıyorlar. Evet, el aysalar geldi. Ha bu arada şunu çok net bir şekilde belirtmek istiyorum. Her zaman yaptığımız gibi gençler, harita boyamayacağım. Yani böyle biraz daha böyle realistik, yarı tarihsel realistik oynamaya çalışacağım. Nedir realistik? Alalım, oraları alalım, Balkanları alalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Bu seride bunu yapmayacağım. Daha çok DLC'yi göstereceğim. Gittiğim yolu full anlatacağım. Diğerlerinin de elimden gelince değineceğim ve dedim ki Balkan Paktı'na gideceğim. Türkiye'nin çünkü o zamanlarda Atatürk'ün çizdiği bir yol vardı. Balkan devletleri kendimizi koruyalım bu emperyalistlere karşı. Ben bu rotayı takip edeceğim ve bu seri bu şekilde olacak. O yüzden başka nedir bu ya falan filan izleyin. Hani hem bu şekilde DLC'yi de ise çok daha rahat bir şekilde göstermiş olduğumu düşünüyorum. Devam. Hatta bir dakika. Yanlış. Önce bu. Öbür gün daha kolay yapar. Tamamdır. Aynen abi. Excavation. Bunu üçlediğimiz zaman çok sağlam bonuslar geliyor. Bir de abi burada şunu yaptığımız zaman gençler, şunu yaptığımız anda, sanayicileri yaptığımız anda sağlam bir political power harcayarak bir anda böyle var ya öf military faktörleri kopartıyoruz. Lakin dediğim gibi eskiden oynadığınız Türkiye ve bastığınız fabrika sayısı azı çoğu bakın işler farklı. Onu belirteyim yani. Oo başkan çok fabrika basmışsın. Oo başkan az fabrika basmışsın. İzle gör. Evet maalesef Atatürk'ün hastalığı devreye girmiş durumda. Bununla ilgili de bazı political decision'lar gelmeye başladı. Şimdi 89 günümüz var. Ya, 5'ten geldi. Ne kadar PP'miz var? Ne kadar hayatta tutabiliriz? İnanılmaz derecede political power harcamamız gerekiyor. Buna bir bakacağım. Atatürk'ü hayatta tutmaya çalışalım. 87 gün var. Atatürk'ü emekli et diyebiliyoruz ya da seek treatment for Atatürk. 60 gün. 27 gün içerisinde benim buna bir iş çözüm bulmam lazım. Yoksa yetmeyecek. Treatment yukarıdakini kurtarmayacak. Bu böyle. Çünkü bu 60 gün sürüyor. Yani bunu şurası 61 iken bunu çalıştırmam lazım. Hemen olmuyor. Kademe kademe Atatürk sağlığını kaybediyor. Tıpkı tarihte olduğu gibi. SSR Future diyelim. Abi buraya pusacağım, buraya pusacağım, buraya pusacağım. Tamam. Güzel. Yakalayacak. 59-78. Tamam. Stable'a tutmaya devam edeceğiz. İnşallah da devam edebiliriz diyeceğim ama maalesef gençler yani bir oyunumda benim Atatürk hayatta kaldı ama tahmin ettiğim şekilde değil. Nasıl olduğunu görürsünüz. Atatürk'ü yaşatabiliyor muyuz başkan? Evet. Yaşayabiliyor. Ben de 43'te hala yaşıyordu ama işte devletin başında değildi. Göreceksiniz. O bug'dan dolayı mı oldu yoksa bir özellik miydi onu özellik olarak mı koymuşlar orasını ben de bilmiyorum. Not enough manpower to fill the garrisons. Tamam. Bunun olması zaten normal. Evet. Burayı toparlıyoruz. Political power'ımız düşmeye başladı. Maalesef. Ama stabilitemiz %100 ki bu bence çok iyi bir şey. Türkiye'de böyle %100 stabiliteler görmek. Weekly stability bunu istemem de bana PP verin ya. Bana PP verin ya. Çok acil. PP'ye tapıyorum şu anda. Gerekirse demokrasi basacağım devletin içine. Şu an hiç umurumda bile olmaz yani. Şunu yapalım ya. Uçak uçak üretirsek. Da.
Hani tactical bomber'dan gidelim. Uçak lazım olacak gençler. Eminim lazım olacak. Başkan biz Türkiye'de oyunun başına hiç uçak basmıyoruz. Burada basacaksın. Emin ol basacaksın. Neler geldi? Tamam, Atatürk'le ilgili durum. Toparladık, yakaladık yani. Güzel müdahale ettik. Tamam. Japon Çin'e girdi. Şimdi bu maalesef bu olay tekrardan başladı. Yani Atatürk'ün sağlığı ile ilgili event tekrardan çıktı ve bu sefer artık bize 200 PP mal oluyor. Bunu da yaparsanız 350 PP falan mal oluyor. Oradan sonrasını denemedim, herhalde 400-500 gidiyor. Yani bu şekilde Atatürk'ü şu anda stable durumu. Hemen vefatı gerçekleşmeyecek ama bu şekilde Atatürk'ü hayata tutmaya çalışırsanız bütün PP buraya gelecek. Nasıl yapacağız bilmiyorum. O yüzden hala şu anda tarihsel deyiz 37-38'ler. O yüzden Atatürk sağken Hatay'ı alalım. Dünya gözüyle görsün. Ya bütün bu olaylar iyice çok karmaşık olmuş. Ben bunlarla uğraşamayacağım başkanım. Mesela diyenlerde de burada Retire Atatürk var. Bastığınız anda işlem gerçekleşiyor. Şu an için tutalım. Şu an için tutalım. Bu arada doğuyu bayağı toparladık. Duruyor. Evet, çok güzel toparladık. Artık sorun teşkil etmiyor bizim için. Modify Government. Başkan niye çekmiyorsun, niye çekmiyorsun, niye çekmiyorsun dediğinizi duyar gibiyim. Dediğinizi duyar gibiyim. Gençler, devletçilik politikasına geçmiş durumdayız. Etatizm yapıyoruz. Biz bunu yaptığımızda eğer gidip de ben partial mobilization dersem bunlar çakışıyor. Ve paramız devalüe oluyor. Yani enflasyon falan yiyoruz. Öyle söyleyeyim. Devalüasyon ve enflasyonu bile koymuşlar bizim memleketi yaparken yani. O yüzden devletçilik politikasını bir yerden decision'ları kullanarak, yani ona geçtiğimde öyle bir şekilde yapacağım ki bunu. Hani ona geçip tekrardan işte buradan partial mobilization war economy üzerine gideceğim. Bunu da buradan ilerleteceğiz. Haberiniz olsun. Ayrıca biz dışarıdan şu anda ne alıyoruz? Biz dışarıdan ne alıyoruz şu anda? Steel alıyoruz. O zaman şunu yanları yapsak aslında. Sanayicileri yapmamız işte, evet. Onu yapacağız. Onu yapacağız. Mecburen onu yapacağız da işte Hatay'ı yap, sanayicileri yap. Nasıl yetişeceğim? Nasıl yetişeceğim? Nasıl yetişeceğim? Atatürk Legacy de geldi. Çok güzel. Political power gain. Atatürk'ün vefatı olsa bile bu saatten sonra fazladan political power ve artı ve stability her daim bizimle birlikte. Yani paşam o kadar büyük ki oyunda yokken bile devlete stability basmaya devam ediyor. Öyle söyleyeyim. Evet. Bunları yapamıyoruz. Güzel. Chromium. Chromium'umuz var şu anda. Şu anda bunları yapmanın çok da bir şeyi yok. Bunu da yapalım. Tamam. Okey. İyiden iyiye toparlıyoruz. PP 1.37'ye kadar çıktı. Harika. Tamam. Hatay bizim oldu. Aynı zamanda Başkanı göndermemiş miyiz ya? Gerçi geri çekmiştim ama. Ha, tamam. Okey. Ondan buradan. Tamam. Git. Evet. Bu saatten sonra bu yalnız çok sağlam political power game veriyormuş ha. Stability yiyormuş biraz. %25. Bunu bir yapayım ya. Deneyeyim. Nasıl olsa geciktik zaten. Nasıl olsa geciktik. Şimdi doğu sorunu %99 oranıyla çözeldi. Evet. Bu civarda laiklik ve Atatürkçülük yayıyoruz. Gördüğünüz gibi artık buralara da inşaat yaparken
Hem inşaat yaparken avantajımız olacak hem de aynı zamanda buralardan daha fazla asker çekeceğiz. Doğudan biraz dezavantaj, batıdan büyük avantaj olayına gittim. Dediğim gibi siz farklı yöntemleri uygulayabiliyorsunuz. Farklı mücadeleler yapıp ben komple gideceğim deyip daha fazla PP harcayabilirsiniz. Ben burada niye bu taktiği seçiyorum? Balkan Paktı'nı oynayacağım için, Balkan Paktı için benim şahsi görüşüm en iyi oynayış şekli bu. Çünkü inanılmaz bir curcuna çekecek. Göreceksiniz. Emin olun göreceksiniz. Yani Allah'ını seven defansa gelsin. Ben onu diyorum yani. Balkan Paktı oynayışına. MP'de güzel oynanır da. Pontic Redoubt. Bunu yaptığımız zaman ne oluyor? Sovyet'e fort atıyor. Peace in the World. Bu ne yapıyor? Stability 15. Ya biz bunu şunları falan yaptığımız zaman zaten kalkar mı kalkmaz mı bilmiyorum. Ben Türk ulusunu ya benim Türk ulusunu yapmam lazım. Allah'ım Oktober 37'ye gelmişim. Oktober 37'ye gelmişim. Ah, sizlere size bunları göstereceğim diye çok geç kaldım. Aslan neyine geç kaldın ya? Ne güzel gidiyorsun işte. Daha doğru düzgün ordu bile yapmadın. Göreceksin. Yani şunların bazılarının süresinin düşmesi lazım. Çok güzel, çok detaylı. Hepsini tek tek böyle okuyup bakıyorsun nedir ne değildir vesaire ama yok süresinin düşmesi lazım. Bu arada biraz da buradan bahsedelim yani şuraları şey yapmadık. Gençler burası biraz daha böyle hani demokrat işte market liberal tarzda giriş oluyor. Seçimlere gidiliyor. Sonrasında işte illa buradan sonra direkt buraya Osmanlı'ya gideceksin diye bir kaydı yok. Buraya gidersin. Buradan sonra işte El Ays'e girersin vesaire. Bunu da yapabilirsin. Ya da daha farklı yöntemlere de gidebiliyorsun. Gördüğünüz gibi. Hani atıyorum mesela siz ülkenin başına daha farklı liderleri getirip sonrasında bir anda Nazım Hikmet'in yanına da katılabiliyorsunuz. Şunlardan ben biraz bahsedeyim. Yukarıyı bitirmeden aşağıya geçmeyelim. Burada Türk devrimciliğini tekrardan ateşle tarzında bir fokus var. Bu saatten sonra hani tam olarak kendimizi aksise götürmesek de sağcı görüşler üzerinden gidebiliyoruz. Hani bahsetmiştik ya merkezde ama sağcı, merkezde ama solcu. Buradaki şeyler yani bu bir tık daha böyle ortası, bu tam böyle sağ, bu bir tık daha işte böyle solu, bu tam köküne kadar sol vesaire. Sonrasında da işte Alman'la biri ol, işte İtalyan tankları al. Kendi İtalya ile birlikte kendi ittifakımızı kurma seçeneği var. Hoş nasıl yetişeceğiz? İtalya ile ittifak kuracağız. İtalya gidip Akis'e gelecek. O da ayrı mesele ama dediğim gibi ayarlarlar buraları. Olmadı modlarız. Yani İtalya ile bir ittifak kurma durumu da var. Ya da Join the Axis gidiyorsunuz. Onunla ilgili işte çok güzel focus tree'ler geliyor. Şu anda bunları böyle bir genel olarak anlatıyorum. Teker teker oynadığım serilerde ve bol bol Twitch'te saatlerce saatlerce ıncık cıncık detayına kadar hepsini tek tek deneyeceğiz ve bunlar da YouTube'da bulunacak. Kimisi YouTube serisi, kimisi Twitch'ten YouTube'a gelen videolar diyelim. Burası da işte yukarıdaki yaptıklarınızdan bağlantılı ve bir tık bağımsız olarak hani merkez sol, merkez sağ muhabbetleri Sovyet üzerine gittiğiniz fokuslarda şeyler. Yani o kadar çok farklı seçenek, o kadar çok farklı yol var ki. Anlat anlat bitiremem. Ben yani 10 tane falan video çekmem lazım gençler Türkiye için. Gerçekten ya inanılmaz derecede çok detay var ve aslında bu da çok da güzel bir şey. Şu anda bana bu political power kazandığı için bu inanç merkezi muhabbetini kapatmayacağım arkadaş. Kimse kusura bakmasın. Ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam. Weekly war support veriyormuş. Gerek yok. Political power gain veriyormuş. Biraz demokrasi basıyormuş ama. Bassın birazcık demokrasiden bir şey olmaz ya. Uçalım. Uçalım PP'de. Daha buraları doldurmadık. Daha buraları doldurmadık. Şunları da artık yap. Bunları da artık yap. Allah'ım çok geciktik. Çok geciktik. Çok geciktik. Ne yapayım? Bunlara daha gerek yok. Bu arada Atatürk'ün sağlığıyla ilgili olan eventler ne oldu başkan? Dediğinizi duyar gibiyim. Yapacak bir şey yok gençler. Purda kaldı yalnız. Şuna bir bakayım. Hani Pur'un altında daha da tehlikeli olan bir durum çıkıyor.
Herhalde birazdan o çıkar. Tamam. Tutacağız. Ve sonunda gerçi bir dakika ya. Daha tutabildiğim kadar Atatürk'ü başta tutacağım çünkü. Ne kadar değerlendirebileceğiz? Pur'un devamında sanırsam bir tık daha oluyordu. Oraya kadar retire vermeyeceğim Atatürk'e. Emekli etmeyeceğim Atatürk'ü. Başkan 200 pp harca kurtar. Bir sonrakine 350 geliyor. Bir sonrakine 450 falan geliyor. Yani öyle bir gameplay de yapılabilir. Onu da bir ara deneriz. Ama şu an için bu daha mantıklı gençler. Yani Balkan Paktı'na bu oynayış daha uygun. Öyle söyleyeyim size. Şimdi Türk ulusu da geliyor. Tamamdır, hadi seni de yapıyoruz hemen. Burada yalnız yakalamam lazım. Ya burada şey yaparım gençler, bir save alırım ya. Burada bir save alıp bakmak istiyorum çünkü o kısmı hatırlamıyorum yani. DLC bizim elimize böyle bir 10 gün önce falan gelmedi yani. Ben bu videoyu çekmemin öncesinden 3-4 gün önce geçti bu DLC benim elime. Sizlere elimden geldiğince iyi bir şeyler çekebilmek adına da evet, ben Osmanlısı vesairesi, Turan'ın şusu busu, ben onlara da baktım. Onlara da baktım ama Balkan Paktı'na en çok buna odaklandım diyebilirim. Bu arada bir şey diyeceğim. Çok merak ediyorum. Buraya bile erişmek bu kadar zorken bunu yaptığımızda savaş biter herhalde. 45 olur. Bir enteresan. Artık bu işi bir durduralım yalnız. Çünkü böyle devam edersek hani şey Bana olmayacak. kulak verin. Yani açıkçası ben DLC'yi gençler çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Bir tek şu PP olayında bunların bir tık daha az olması lazım. Hepsinin değil ama bazılarının bir tık daha az olması lazım. Ayrıca şuralarında kesinlikle, çünkü yani burası olsun, burası olsun ya da siz buralardan gidin hiç fark etmiyor. Buraların böyle 70, 70, 70, buraların böyle 70 vesaire olmaması gerekiyor. Yani aşırı, aşırı, aşırı. Bunlar 35 demiş de gerçi, ama burada da fazla fazla var. Yok ya, gerçekten yetmiyor gençler. Uğraştık, uğraştık ama olmuyor. Bir tık şuraya baksana. 70 ya, bunlar hep 70'lik. Bunlar hep 70'lik. Hadi şurada bir iki tane 35 çıktık ama bunlar hep 70'lik. Savaş çıkacak. Ve ben daha hani bir sene kaldı. Burayı unut. Yok yani, şu an buna gidemiyorum. Hop 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 hop. Paşam. Valla burayı deneyeceğim. PP'yi bilerek biriktiriyorum. Şu anda müdahale edebilecek durumdayım. Bunu da yapacağım. Güzel. Burada laiklik, Kemalist, Atatürkçü severlik var mı? Var. Çok güzel. Tamam. Biraz da İstanbul'a çalışalım yani. Burada var mı abi? Burada da var. Harika. Edirne'ye kısma çıkmıyorum gençler. Buralar, ya savaşın ne olacağı belli olmaz. İstanbul'a tutarız da. Bu arada gördüğüm kadarıyla bir kez daha deneyeyim. Bakın. Geçmiyor Çanakkale'den. Artık Çanakkale'den geçiş yok. Sadece İstanbul'dan geçiş var. Gemi ile geçersin hesabı. Bunu sevdim. Bunu çok sevdim. Daha da başka bir şey ekleyemiyoruz. Acil top üretmemiz lazım. Acil. Başkan, 38 Mart'ta bu kadar az mı fabrikam var? DLC oyuna görürsün. Gençler duruyor duruyor bir anda böyle roket atıyor. Yani Türkiye'nin oluyor böyle, duruyorsun 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 duruyorsun. Bir anda bir roket atıyor, inanamazsın. Göreceksiniz.
Videonun heyecanındandır herhalde. Kayıt programının azizliğine uğradım. Allah'tan save'lerimiz var. Tık otosave'e döndüm. Direkt kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. Şuradan Balkan Paktı. Balkan Paktı. Artık vakti geldi. Balkan Paktı. Yani ciddi manada aslında hem hani ilk videonun heyecanı, ilk işte DLC'yi sizlere tanıtıyoruz. Beğeneceksiniz, beğenmeyeceksiniz ki ben çok beğendim. Bir de gençler bakın deminden beri yaptığım şeyler yani dikkatinizi çekmiştir. Biz HOI4'te evet her zaman bir devlet yönetirdik. Her zaman işte bir iç işleri dışı şey yapardık ama ya gerçekten devletin iç işleri, kanunları, işte halk, osu, busu, şusu, sanayicisi, medyası yani Türkiye simülasyonuna dönmüş durumda oyun. Yani cidden yani o bu konularda ben aşırı derecede beğendim. Çünkü haritayı boyayıp duruyorduk gençler. Yani şimdi dürüst olun. Hani 38, 39, 40 yılı Türkiye'si Moskova'da Berlin'de. Yapıyorduk bunu. Biz de çok yaptık. Bir tık da saçmaydı. Ha yine yapılır mı? Yapılır. Yani diğer yöntemler üzerinden çok daha farklı şeyler çıkabilir ama hani ben burada biraz Balkan Paktı olayına gidip bir tık daha realistik davranıp hani Atatürk'ün ideallerini gerçekleştirip Balkan devletleri bir olsun emperyalistlere karşı dursun şeyini yapacağım ama bayağı bir realizm var içerisinde ve ben bunu çok sevdim. Benim tek hoşuma gitmeyen şey bu Balkan Paktı vesaire olaylarına gidip aynı zamanda Atatürk'ün görüşünde kalmak isterseniz yetmiyor. Hani şuralara falan nasıl gidilir onu da bilmiyorum. Düzelteceklerini düşünüyorum. Düzeltmezlerse de dediğim gibi yani gençler sıkıntı yok. Modlarız. Problem değil. Zaten Türkiye'nin rengini falan değiştireceğim. Ben yeşil renk Türkiye'ye alışkın değilim. Kırmızı yapacağım Türkiye'yi. Türkiye dedim mi kırmızı olacak. Şu an mutsuzuz ama. Haberiniz olsun. Şu an mutsuzuz. Atatürk'le ilgili duruma bakalım. Tamam. Tutabildiğimiz kadar başta tutmaya devam edelim de. Tutabildiğimiz kadar başta tutmaya devam edelim de. Tutabildiğimiz kadar. Şuna da iyi olmuş ya şöyle hani. Oyunun yeni olan bilmeyenler için küçük küçük tüyolar veriyor böyle. Oyunun içerisinde video oynuyor. Güzel ya. Bunlar büyük ihtimalle bedava gelir bu şey kısımları. Bilerek PP'ye biriktiriyorum. Yardır yurdur harcayacağım. Aslında hani şu Balkan Paktı'nı bir kurayım. Balkan Paktı'nı bir kurayım. Direkt şunu basacağım. Çünkü o biriktirdiğim PP'yi niye biriktirdiğimi anlayacaksınız o zaman. Öf. Çat 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 çat. Fabrikaları uçuracağız. Buradan şunu yapacağız. Bunu yapacağız. 3 year plan bak bu 100 artı 50 yani şey military factory basmada inanılmaz avantaj veriyor. Central Bank bir tık. Bunların çok bir olayı yok. Alman geldi mi dağıtıyor zaten. Bir bakalım. Ufak ufak ilerleyeceğiz yani. Şunda gözüm var ama bunlara vakit harcamam. Çünkü haliyle zaten şurada bir vakit harcadık. Evi burada bir vakit harcadık falan fişmeken derken bunları yapamıyorum şu anda. Biliyorum. Savaşa gireceğim, yapmam lazım. Yapamıyorum. Yaparsam Balkan Paktı'nı falan kuramam yani. Balkanları yedikten sonra ben Balkan Paktı'nı kurarım. Ne anlamı kaldı? Alman ordusunu artık İstanbul'da karşılarız. O oyunun fragmanında var ya uçaklarla geliyorlar. Birebir o olur yani. Emin olun buna. Silah durumumuz nedir? Toparlamışız, toparlamışız. Güzel, toparlamışız. Abi bunları kapat. Tamam. Aynen bu lazım olacak. Bu lazım olacak. Bu lazım olacak. Şimdilik şunları da koy. Lakin bilerek vermeyeceğim. Bilerek vermeyeceğim. Ticaretini de yapmama gerek yok. Unutmayayım daha sonradan diye bunu yapıyorum. Çok güzel. Tamam. ...33 gün diyor. Buranın üzerinden devam edelim. Bu arada ben arkada 2 numaralı şarkıyı çalabilirim aslında. Bir şarkı daha vardı. Az da olsa ses gitsin. Bu da sanırsam fragmanın başındaki şarkıydı. Ve Balkan Paktı'nı kuruyoruz. Hayırlı olsun. Anam kaçırmayalım. Kaçırmayalım Atatürk'ü vefat ettiririz yoksa. Şimdi burada şöyle bir durum oldu gençler. Bu tam olarak oyunun bir özelliği mi yoksa benim bir önceki oynadığımda bir bug mı oldu bilmiyorum. Emekli ettiğimde Atatürk yaşadı. Şimdi ne olacak bilmiyorum. Ben de video çekimi esnasında göreceğim. İki kere denedim. Emekli olduğumda yaşadım. Bakalım.
Şu anda biz şunu da düşünmeyin. Ya başkanım habire bakmak diyorsun. Ne ya bu kadar çok mu bak var? Gençler biz early early'sindeyiz. Yani toparlarlar bunlara. Senin oynayacağın sürüm bu sürüm olmayacak. Biz erkenden girdik. Bir hafta, 5 gün, 7 gün erkenden girdik. O yüzden bizde bu tarz şeylerin olması normal. Aklınıza kötü bir şey gelmez. Çalışması gereken pek çok şey sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bir tık dengeleme lazım o kadar. Ben çok beğendim. Günlerdir bana soruyorsunuz. Başkan güzel mi? Başkan beğendin mi? Şey de söyleyemiyorum. Sonunda rahat rahat söyleyebilirim. Oh be. Çok beğendim. Tamam artık 10 günü kalmış. Çok da uzatmanın bir alemi yok. Kazım Orbay geldi. Evet. Daha önceden alsaydık İnönü geçerdi. Lakin Kazım Orbay geçti devletin başına. Biraz stability yedik. İşte şimdi stability köklere kaçmanın vaktidir. Olmadı Peace in the World'u devreye sokarım. Hala 1.73. Bu PP çok lazım olacak. Almanya gitti bile şeyin yanına. Şey pardon, Bulgaristan gitti bile Alman'ın yanına. Donanma yok. Air doktorun lazım. Okey. Aa. Bu da ikinci şarkıydı diyelim. Tamam. Şarkı daha dursun. Oyuna odaklanamıyorum ben. Hani bir yandan konuşmuyor olsam, sizlere bir şeyler anlatmıyorsam sıkıntı olmayacak da 202 gün çok fazla. Bunu her zaman yaparız. Bunu her zaman yaparız. Bunlar da şu anda tam takır. Çok güzel. Oo, radyoyu unutmuşuz. Bu lazım gençler. Bu lazım. Diyeceksiniz ki başkan artık yeter. Geç. Geçeceğim. Geçeceğim. Yugoslavya geldi. Yunanistan geldi. Romanya geldi. Oh be. Bilmiyorum gelmeme durumları var mı ama gelmeseler de oldukça canımız sıkılırdı. Tabii ki de 3 yıllık plan. Tabii ki de 3 yıllık plan. Şunu şuraya çek çünkü 3 yıllık plan çok büyük ihtimalle şurada gelir. Oradan bonus alaraktan devam edelim. Bu yapılmış zaten o yüzden şimdi ona dokunmanın çok da bir manası yok. Terminalda kaldı, kilitlendim. Bak, şöyle gençler. Mustafa Kemal Atatürk. Hala duruyor. Emekliliğinde bile Gazi politikayla ilgilenmeye devam ediyor. Yani an itibariyle artık başkan değil. Fakat Mustafa Kemal'in sözü hala emir olarak, kanun olarak kabul ediliyor ve devleti yüceltmeye devam ediyor. Yaşattım. Demek ki böyle bir özellik varmış. Daha önce de denemiştim. Yine böyle olmuştu. Evet, şimdi bu şeyi artık Fate Tax kalsın bu ya. Toparlarız. Bunları harcamayacağım şu anda daha fazla bu saatten sonra.
Şunu yapalım hadi. Partial mobilization'a geçtiğim anda bak burada. Evet. Türk lirasının devalüasyona uğraması. Niye? Kriz çünkü politikalar karıştı. Yani biz devletçilik yapalım, halka fabrikalar yapalım derken bir anda askeri fabrikalar olayına girince ülkede ekonomik kriz çıktı şu anda. Bildiğin ekonomik kriz çıktı. Dolar yükseliyor gençler. O yüzden buna bir counter olarak şunu yapacağız böylece. Öbür türlü devalüasyon yersek çok daha kötü oluyor. Emin olun. Bu arada inanç vergisi de bizim çok canımızı yedi. Artık onu da bir kapatalım. Yeter. Yeter. Toplayacağım kadar PP'yi topladım zaten. Burada çok ince PP ayarı var. Öyle söyleyeyim size. İyi, silahı da toparlamışız. Harika. Sen bir tık silaha geçiş yapabilirsin. Silah senden yukarıda dur. Hatta ya ben uçaklarımı istiyorum ya. Vallahi ben uçaklarımı istiyorum. Çok büyük faydasını görüyoruz çünkü. Bir de PP'yi harcayacağız ama sonradan gene biriktirmemiz lazım. Buraları dolduracağız. Ne yapalım? Mecburuz. Çünkü yani delay yapıyoruz. Superior firepower. Zaten ondan başka gelecek bir şey olduğunu sanmıyorum. 38'e kadar geldik. Yine. İşte bak ben size dedim ya Türkiye duruyor duruyor bir anda şahlanıyor diye. Tam olarak bundan bahsediyorum işte. Başkan niye savaş yapmadın? DLC'yi tanıtıyorum. Balkan Paktı'ndan gidişi gösteriyorum. Bu videolar özel. Bu seri kendi içinde çok özel. Daha durun, daha diğerleriyle oynayacağız. Oo. Oralarda belki bir tık daha başka yerleri, en azından önceki videoda anlattığım yerleri belki hızlı geçerim. En çok Twitch yayınlarında yapacağız ama bu işi. Twitch yayınlarının çok uzun ve çok eğlenceli geçeceğini ve oldukça soru cevaplı olacağını düşünüyorum. Bu arada süre ne durumda? Onu bir hemen çok hızlı bir şekilde kontrol etmem lazım gençler. Çünkü 13 Ekim muhabbetindeyim. Arada kayıt programı bozulduğu için iki video yan yana koyacağız artık. Tamam. Okey. Güzel. Çok az biraz vaktimiz daha var. Tamam. Tamam. Artık benim heyecanıma mı, DLC'nin güzelliğine mi, hangisine bilmiyorum. Kayıt programı dayanmadı. Bir baktım pat patlamış. 5 dakikada boşa konuşmuşum. Sağlık olsun. Keser biçer düzeltirim ben onu. Her yayıncının başına gelir böyle şeyler. Video çekerken kayıt programı patlayan başkan diye yorum atarsınız. Getir abi. Bir dakika artık Yunan sınırında asker tutmak çok saçma. Adamlar bizim müttefik. Balkan Entente adamlar müttefik bizim bu saatten sonra. Aynen. Müttefik Bulgar da içeride olaydı. İyiydi de işte Bulgar'ı içeri almaya yetişmiyor memleket. Emirlerinizi bekliyorum. Uçakları da getirelim. Gelin abi, hadi uğraştırmayın beni hadi. Şunu yap da bu iş temizinden bitsin. PP birik. PP birik. PP birik. PP birik. Battı balık yan gider. Zaten Bulgar'ı çekemeyeceğiz içeri. Belli oldu. Bulgar'ı içeri çekemeyeceğiz. Çok belli oldu. Acaba Peace in the World'u mu yapsam ya? Nasıl olsa savaş çıkacak. Bari stability'yi arttırırdık. Gerçi hoş. Gene iyi. Gene iyi. Gene iyi. Gene iyi. Bakayım da. Bak bu da stability veriyor. Ha, Division Defense on Core Territory. Tamam, bunu yapacağız. Yok. Ben Bulgar'a bir sene kaldı.
Rush'lasak yetişir mi? Ben memleketi toparlayacağım arkadaşım. Yetişsek bile gel diyorsun. Gel diyorsun. Eleman gelmiyor. Ben Almancıyım. Ben Almancıyım. Ben Almancıyım diyor. Her türlü döveceğiz. Justify alıp gelelim onları. Ne yapayım? Birik pepem. Neye harcayacağımı göreceksiniz. Bir gelsin şu. Şu bir gelsin neye harcayacağımı göreceksiniz. Bu arada artık benim bir... Of of boğazı Tugay. Emriniz Zannetmiyorum. var mı? Emrim var evet. Çalışın. HOI4 ile ilgili en sevmediğim yani genel olarak DLC için konuşuyorum. En sevmediğim şey arkadaş memleketi yönetiyorum. İç politikasına dış politikasına her şeyine kadar karışabiliyorum. Her şeyine kadar. Bu arada ticarette bir sorun var. Her şeylerine karışabiliyorum. Ancak ne hikmetse Division'dan için değiştirirken experience'e gerek var. Ben bir mod kullanıyorum gençler. Burayı 50'liyor. Çok aşırı değil. Bir şey olmaz. Romanya Faction Leader olmak istiyormuş. Sorun değil. Olamaz zaten de. Burayı 50'liyor. Rahat ediyorum. Şunu da bundan yap da reinforcements muhabbetini bir an önce alsın. Ayrıca tankları bir tık güçlendir. Tanklarda eksiğimiz yok değil mi? Yok çok güzel. Harika. Mobile defense lazım. Deli gibi saldıracaklar. Evet, sanayiciler geldi. En çok sevdiğim fokus. Canısı canısı ömrümün yarısı. Süre. Tamam hala sınırdayız. Yani sınırı aşmadık. Evet şimdi bir dur. Bir dur, bir dur, bir dur. Babalar geldi. Ve evet gençler bakar mısın? Bakar mısın? 3 military factory. 3 tane daha 6. 2 tane daha. 8. 1 tane daha. 9. 9 tane military factory. 200 gün sonra işte ben o PP'yi bunun için biriktirdim gençler. Bakalım buradan ne yapabiliriz? Stability bize ne kazandırıyor? Biraz stability toparlayalım artık. Sonra full bunlara abanacağız. Hop, bunu unutmuşuz. Neyse pakt kuruldu. Bunları alamayacağız. Justify ile Mastify ile halledeceğim artık bir şekilde. Hani bunun doğrusu ve güzeli bu mevzuyu yani İkinci Dünya Savaşı'nı pardon bulamadım. Şuradan yakalamak. Ama olmayacağını çok net bir şekilde belli olduğu için şu dördüne gideceğim. Bir de bunlar da 70. Yapacak bir şey yok. Emredersiniz. Şu Boğazı Tugay'ın içini bir boşalt. Şu bana bundan lazım. Bu askerler ne iş? Bu askerler ne iş? Sen de buraya. Hazırım efendim. Ama artık bu saatten sonra bir de şekilcilik yapacak halimiz kalmadı. Emriniz yok mu? Var var. Var Hazırım. emrimiz var. Emirleriniz için hazırım. Toparlanın. Harekete hazırım. Kazım Orbay'a koyalım. Kazım Orbay galiba hem devletin başında hem de şey ama Emriniz var mı? Fevzi Çakmak onu yönetiyor. Enteresan. Emredersiniz. Bu nedir bu? 1.9 bu olmaz. Bu olmaz. Buna hemen bir hal çare. Hemen bir hal çare.
Hemen bir hal çare düşünülsün. Ankara'ya hemen bir tane bundan yapılsın. Çekoslovakya'yı uçurdular havaya. Ne eksik, ne eksik. Güzel, silah fazlamız da var. Harika. Emirlerinizi bekliyorum. Bilerek ordu kastırmıyorum şu anda. Vakti gelecek. Construction 3 geldi. Excavation 3. Hop, hop. Bo 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 bo. Hala lazım. Hala lazım. Bu geliyor. Geç motorizasyonu. İnfanteri equipment, artilleri. Army Defense'te tutacağız zaten. Çok belli. Ha bir de dur. PP harcamayalım. Şimdi bunu yaptım diye yeni decision'lar çıkacak. Onları da yapmam gerekecek. Modernize Our Tactics. Gerçi hoş. Bir tane ekleyebilirim. Çünkü o gelene kadar diğeri öbürkünü toparlar. Decision'lar gelmedi büyük ihtimalle. Aynen. Şu an için artık bunları saldım. Evet, biraz içeride aksiyon yapıyorlar. O yüzden hani şunu kaldırma muhabbetine gidemiyoruz ama sıkıntı yok. Gençler 80'e zaten war support'u da arttırırız, her türlü arttırırız. Çünkü şunlar var ya, bunlar her daim var. Hani en azından bu Focus 3'den, yani şey, bu Focus olayından gittiğim için, şuradan Ratify 6 Arrow'dan gittiğim için bunlar olduğu sürece Stability War Support toparlanıyor artık her türlü. Şöyle bir şey yapacağız. Emriniz yok mu? Madem Balkan Paktı'yız. Emirleriniz. Sen gel burada bekle. Birilerinin Yugoslav'ı tutması lazım. Hazırım efendim. O birisi de ben oluyorum. Kaut. Bağırmasan daha iyi olacak ama. Burayı dinle. Burayı dinle. Dinliyorum, tamam. Alman buradan fena vuracak. Sanki ona bir tık fazla mı? Şöyle mi Hazırım dengelesek? efendim. Dikkat. Tamam. Beni dikkatle dinleyin. Şimdilik şunu bir sal da. Emriniz var mı? Çünkü adamlar yolda. Bu bizim Balkan Paktımız gençler. Türkiye'nin rengi kırmızı olsa herhalde çok büyük ihtimalle bu şeyin de rengi kırmızı olur. Sovyet kadar koyu değil, İngiltere kadar açık değil. Aslında İngiltere hafif pembemsi duruyor. Araya güzel bir renk atılabilir. İtalya katıldı. Ben paktın şeylerine gittim. Romanya zaten bizden. Yugoslavya'nın düşmemesi lazım. Kati surette Toparladım. Yugoslavya düşmeyecek. Planı da yap. Hazır ol. Bunu da yapmaya devam et. Kaldır. 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 Oh be. İnanın bu kadar yeterli. Rodos falan boş zaten. Gider yürüyerek gider alırız hemen. Mevzu çıktığında yani. Lakin orduyu Emriniz yok mu? bu şeyde tutmak zorundayım. Evet, biraz abarttım, farkındayım ama yapacak bir şey yok. Normal asker de basalım hatta ya. Tank basabiliyor muyuz? Bakayım. Durum ne? 158 eksik var. Toparlarız 158 eksiği ya, savaş çıkana kadar.
Toparlanır 158 eksik savaş çıkana kadar ya. Gerçi savaş çıktığında da lazım olacak ama. Daha da şimdi fabrikalar geliyor. Onlara güvenerekten tamam yapabiliriz o işi. Hadi biraz da piyade. Artık vakti gelmiştir. Bu arada manpower, aman Allah'ım manpower. Yeter tamam. Başka bir şey yok. Kesinlikle başka bir şey yok. Kesinlikle başka bir şey yok. Extensive conscription'a kadar oturduğun yerde 30K'ya kadar düştüm. Deminden beri içiniz yiyor değil mi gençler? Başkan manpower, başkan manpower. Biliyorum evladım. Biliyorum. 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 Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Şimdi modernizing army geldi. Şu an için duracağım. Aşağıdan devam etmem gerekiyor çünkü. Yeni seçenekler çıktı. Evet, modernizer taktik istiyorum. Şimdi gençler bakın şuradan bunu böyle parça parça kalkıyor. Bakın burada Disregard Armed Forces var. Burada gençler en sıkıntılısı Division Speed ile Division Organization -8. Division Organization -8'i yok ediyorum artık buradan. Sonra da bunu yok edeceğim. Bunu kaldıracağız bu şekilde. Hadi bunu yap. Orada top şeyi var yani. Bunu buraya koymamız lazım yalnız. Support açığı var mı? Çok az var. Toparlanır, toparlanır, toparlanır. Artık gelsin ve kalsın. İçeride artık kalsın. Artık içeride kalsın. Ticaret. Bunlar artık komple al. Deminden beri şeyin farkındayım. Bunun farkındayım. İşte baksana kaça kaça kadar çıktı. İnşaat yapma kapasitemi mahvettim. Sağlık olsun. Evet. Polonya Almanya'nın şeyini reddetti. 23 Ağustos'ta mevzu başladı. Ben de evet tahminlerim doğru. 13 Ekim günü için bana verilen sürenin bitimine 1 dakika kaldı. Artık hani sonuna kadar da gitmeyelim, aşmayalım. Teşekkür ederim izlediğiniz için. 14 Ekim'den itibaren yani yarın yeni video gelecek. Twitch'te canlı yayınlar olacak. Aynı zamanda YouTube'da çekiliş var. Twitch'te de çekiliş var. Discord'a gelin öğrenirsiniz. Hepsi video açıklamasında var. Elimden geldiğince var olan süre içerisinde size savaş çatışmalar vesaireden ziyade devletin iç dinamikleri ve kendi görüşlerimi iletmek istedim. Devam edeceğiz. Bu arada buraya kadar izliyorsanız söylemiş olayım. Bu akşam yayın yok çünkü ya YouTube ya Twitch'e gitti ya aksi oldular. Sundular. Ben YouTube'u seçtim. Bundan sonra yarın devam edeceğiz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Ben çok beğendim biraz.